Şimdi haber merkezimize çevirelim kameramızı. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor haber merkezinde. Emre Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri Emre ile konuşacağız. Evet. Hazır ekip arkadaşımız Emre kolay gelsin. E, dün antrenman havasına çıkan antrenmanı takip etmiştin. Notlarını bugün haberlerimizde de paylaşıyoruz ama dilersen e, dünkü antrenmandan başlayalım. E, nedir sakatlarda son durum aynı zamanda takımla birlikte olmayan futbolcularla ilgili son durum? Ceyda teşekkürler. Dediğin gibi dün Galatasaray derbinin ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İki buçuk günlük bir izin vardı aslında dün de akşam ile çalışmalar başladı yoğun fikstürden, yoğun tempodan dolayı teknik heyetin tercih ettiği bir durumdu. Ve bir antrenman dün, bugün de son antrenmanını yapacak Sarı Kırmızılılar Rize Spor maçına bu şekilde çıkılacak. Çok fazla sakatlığı olan, durumu belirsiz olan oyuncu var Galatasaray'da. Dün de aslında bunlarla ilgili çok net bilgi sahibi olma imkanına sahip olduk. Çünkü kulüp doktoru Yener İnce antrenman öncesinde basın mensuplarına tek tek bütün oyuncularla ilgili mevcut durumları ve bundan sonraki tedavi planlamaları ile ilgili durumları izah etti. Biz de bunları paylaşmaya gayret edelim. Öncelikle Abdülkerim Bardakçı'dan başlamak lazım. Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle, üst adelesindeki ağrıları nedeniyle forma giyememişti. Maç kadrosunda yer alamamıştı. Abdülkerim Rize maçında da olamayacak. Şöyle detaylandırmak gerekirse daha önce Trabzonspor maçında bir sakatlık yaşamıştı Abdülkerim. Zaman zaman ağrılarla oynuyordu ve aslında aynı bölgeden yaşadığı bir sakatlık ama o daha önce yaşadığı problemden daha bağımsız bir durum olduğunu ifade etti Yener İnce. Yine arka adelesinde ağrıları var. Rize Spor maçında olamayacak. Dünkü antrenmanda yer almadı. Bugün de antrenmana çıkmayacak. Zaha yine Beşiktaş maçında olmayan isimlerden bir tanesiydi. Bileğinde ağrı vardı. Kemik ödemi oluşmuştu. Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. İki günlük dinlenmenin ardından dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Herhangi bir problemi olmadığını söyledi Sayın Yener İnce ve... Rize Spor maçında da yarınki maçın kadrosunda da yer almasını bekliyoruz. Onun dışında yine uzun süredir takımdan ayrı kalan isimlerden bir tanesi Hakim Ziyech. Son olarak Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almıştı. Sonrasında ise önce sakatlık, sonrasında Afrika Kupası ve sonrasında da yine tedavi süreciyle birlikte yaklaşık 3,5-4 aydır takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor Hakim Ziyech. Oradaki durum da özellikle Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlıktan sonra, Zambiya maçında yaşadığı sakatlıktan sonra Galatasaray sağlık heyetinin tamamen kontrolünde gittiğini, planlamaları dahilinde sürdüğünü ifade etti Sayın Yener İnce ve dün de antrenmana çıkması tam olarak zaten planladığımız tarihti dedi. Arada Hollanda'ya gidiş geliş süreçleriyle ilgili de normal şartlarda zaten İstanbul'da olan oyuncular, takımla çalışan oyuncuların da haftalık bir gün ya da iki gün izinleri oluyor. Ziyech bu izinlerini kullandı ve Hollanda'ya gittiği süreçte de bizim görevlendirdiğimiz bir fizyoterapist kendisini takip etti, çalışmalarını sürdürdü, takıma katıldı dedi. Ziyeş'in de yarınki maçın kadrosuna yer almasını bekliyoruz. Tabii ki biraz antrenman ve maç eksiği var. Muhtemelen ilk 11'de de olmayacak ama yine de maç kadrosunda kendisine yer bulacak. Yine Galatasaray'ın henüz hiç faydalanamadığı bir isim. Sergio Oriye devre arası transfer döneminde kadroya katılmıştı. Afrika Kupası'nda final maçında bir problem yaşadı ve yaşadığı problemin aslında yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin 6 hafta olduğunu ifade etti Yener İnce. Şu an plan program dahilinde tedavisi devam ediyor dedi. Beşiktaş maçı öncesinde de aslında Orje'nin durumu denenmişti. Bir reaksiyon gösterip ağrılarından kurtulabilir mi? En azından o maçta oynayabilecek duruma gelir mi? Şeklinde bir deneme yapıldı. Fakat istenilen netice ortaya çıkmadığı için Orje o karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı oyuncu için, fil dişi sahilli oyuncu için de dönüş tarihi olarak milli ara sonrası işaret ediliyor. Galatasaray Sağlık Eğit'i tarafından Rize maçında yok, Kasımpaşa maçında da olmayacak. Milli ara sonrasında takıma katılması bekleniyor. Tabi bunlar daha çok bilinen isimlerdi, en azından durumları merak edilen isimlerdi. Bir de Galatasaray adına beklenmedik bir gelişme. Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde o da adale ağrıları yaşadığı için dünkü antrenmana çıkmadı. Bugünkü antrenman öncesinde durumuna bakılacak ama Davinson'un da yarın oynaması çok kolay gözükmüyor. En azından Yener Hoca'nın bize ifade ettiği durumlardan bizim çıkarımımız Davinson'un da yarın oynamaya çok yakın olmadığı şeklinde. Bugün ağrıları takip edilecek, gerektiği takdirde MR'a girecek ve durumu takip edilecek ama yarın hem Abdülkerim hem Davinson forma giyemeyecekler gibi gözüküyor. Tabii ki Davinson konusunda bir şerh düşmekte fayda var. Yüzde bir ifade kullanmayalım. Antrenmanda durumu belli olacak ama görünen tabloda o da olmayacak gibi gözüküyor. Ve son olarak Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde ayağını aldığı darbeden sonra ciddi bir problem yaşadı Mauro Icardi. Uzun süre iğneyle oynadı. Antrenmanlara çıkmayıp maça çıktı. Yine sonrasında yüzüne bir darbe almıştı Fenerbahçe derbisinde. Onunla ilgili de problemler yaşadı. Aylardır aslında hep Icardi'nin sakatlık konularını ve fiziksel olarak hazır olma durumunu konuşuyorduk. Dün Yener Hoca bu anlamda bir müjde verdi aslında. Ayak bileğinde devam eden sorun artık ortadan kalktı. Herhangi bir iğne tedavisi uygulamıyoruz. Herhangi bir ağrı kesici uygulamıyoruz. Ve sakatlığını en azından tıbbi olarak atlattı. Bundan sonra sadece yoğun maç trafiğinden yaşanan adale ağrıları oluyor. Bunlar da bizim için çok zorlayıcı bir durum değil. Zaten beklediğimiz ve planladığımız durumlar şeklinde bir ifadesi oldu. Yener Hoca'nın Bunlar sağlıkla ilgili yaşananlar Galatasaray'da. Bir de disiplin konusu var tabii. Sergio Oliveira konusu var. Kara Gümrük maçından sonra soyunma odasında Okan Hoca ile bir tartışma yaşadı. Portekizli oyuncu Beşiktaş derbisinin kadrosuna dahil edilmedi. Dün antrenman öncesi Sayın Erden Timur da basın mensuplarının yanına gelip gerçekleştirdiği kısa sohbette Oliveira için şu an fiili olarak kadro dışı takımla birlikte antrenmana çıkmıyor ama oyuncunun geleceği ile ilgili kararı yönetim kurulu yapacağı toplantı neticesinde verecek dedi. Bu bir para cezası olabilir. Yüklü bir para cezası olabilir. Kontratını feshetmekle ilgili durumlar da konuşuluyor ama tabii bunun hukuki belli başlı karşılıkları var. Galatasaray yönetimi bu konuda kısa süre içerisinde bir karar verecek ve Oliveira'nın da Galatasaray'daki geleceği belli olacak. Eksiklerden ve mevcut durumdan bahsettik. Peki bu isimlerin alternatifleri kim olabilir? Hemen onu da ifade etmeye çalışalım kısaca. Yarın stoper konusunda biraz sıkıntı yaşayacak Okan Hoca. Hem Abdülkerim yok hem de Davinson oynamaya çok yakın değil daha önce denediği bir formül. Berkan Kutlu'yu stoperde izleyebiliriz yarın. Sol stoperde Berkan Kutlu'yu görebiliriz. Derik Gön sol bekte yoluna devam ediyor. Kaan Ayhan yine sağ bekte olacak ki Kaan konusunda da yine Yener İnce'nin yaptığı açıklamalar var. Kasığında bir fıtık var onunla oynuyor ama en azından spor hekimliği anlamında biz bunu bir sakatlık olarak saymıyoruz. Tabii ki ağrıları zorlanması oluyor ama sakat oyuncu klasmanında bizim için yer almıyor Kaan mevkisinden dolayı da kendisini idare edebiliyor şeklinde durumu izah etmişti. Orta sahada yine Kerem Torreira ikilisinin devam etmesini bekliyoruz. Önlerinde Mertens, kanatlarda Barış ve Kerem. İleride ise Mauro Icardi gibi bir 11 ile yarın Rize Spor karşısında Galatasaray sahada olacak gibi gözüküyor. Şu an durumu belirsiz olan tek isim Davinson Sanchez. O da akşam antrenmanından sonra netleşecek. Evet, teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Ağzına sağlık Emre. Akıllardaki tüm sorulara cevap verdiğin için teşekkür ediyoruz sana. İyi ee, yolculuklar dileyelim Rize Deplasmanı'nda. Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüreceksin. Ağzına sağlık. Evet Emre Kaplan bize Sarı Kırmızılar'da yaşanan gelişmeleri aktardı. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş önce kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıracak. Kim bu isimler bakalım. Beşiktaş'ta yeni sezonda yabancı kadrosu büyük ölçüde değişecek.